Merhabalar. Umarım videonun fokusu çok iyidir. Önceki videolarda bu ufak şeyi yaşamıştım. Videonun konusu başlıkta da yazdığı gibi Nikon'un lens teknolojileri. İlk videonun konusu otofokus teknolojilerine yönelik olan bir seri. O zaman başlayalım. İlk teknolojimiz EF. 1983 yılında çıkan bir teknoloji bu. Lenslerde otofokus özelliğini kazandıran bir teknoloji. F boyutta ufak bir değişiklikler yapıldıktan sonra çıkıyor bu değişiklik. Yani daha doğrusu otofokus teknolojisini lense kazandırmak için bayoneti değiştirmek yerine bayonete ufak bir vida takılıyor. Yani tornavida benzeri ufak bir çıkıntı var. Lensten otofokusu o sağlıyor. Onun dışında bu serinin ilk çıkan üyeleri Nikon F3, EF ve 2 tane EF lensimiz var. 2.8 80 mm ve 3.5 200 mm lenslerimiz. Ayrıca 1971'de ilk prototip lensimiz görücüye çıkmıştı. O bayağı kaba bir lensti. Bir de 2 kat büyüklüğünde, yani çoğu body'den 2 kat daha, 3 kat daha büyük bir lens. Ondan sonraki teknolojimiz aslında bir teknoloji denemez, ufak bir düzeltme. EFN, New Cosmetics'in kısaltılması. Bu teknolojimiz 1988 yılında lenslerde ufak bir değişiklik yapılmasına sebep olan bir şey. Otofokusa geçtikten sonra manuel odaklamanın kullanılmayacağını düşünerekten herhalde lenslerdeki odak halkasını çok sert yapıyorlar. Haliyle bu da odaklarken bazı sorunlara sebep oluyor. Bunun içinde belirli lenslere tekrardan ufak bir güncelleme yapılıyor. Fakat bu çok net belirgin güncellemeler değil. Sadece zoom halkası değişiyor. Örnek 180 mm f/2.8 EFN lensi ufak bir değişikliğe uğruyor. Ama bu hiçbir zaman lens üzerinde EFN olarak gözükmüyor. Yine EF olarak geçiyor. Bunlardan sonra ise bir otofokusun teknolojisinin başladığı zaman gibi çok büyük bir çığır açan konumuz var. EFD, EF Distances Information'ın kısaltılması. Bu bayağı önemli bir gelişme oluyor lensler için. Çünkü lenslerde mesafe konum bilgisini direkt body'ye aktarabiliyor. Haliyle otofokus daha net bir kararlı hale geliyor. Flash gibi kullanımları da bu etkiliyor. Yani bayağı lensler artık yol kat etmeye ve günümüz lenslerine yaklaşmaya başlıyor bu 92 yılındaki gelişmeden sonra. Bu arada bütün şu anki lensler de EFD'nin devamı niteliğini taşıyanlar. Yani EFD ana bir gelişim, bundan sonra devam eden lensler de aynı şekilde onu devam ettiriyor. Bu EFD ile beraber aynı yılda EFI dediğimiz internal motor isimli 1992 yılında ufak bir gelişme yapılıyor. Bunda süper telefotolarında kullanılan lensler, bu böyle 100 milim üstü, hatta şöyle söyleyeyim 200, 300, 400, 500, 600 milimetrelerdeki lensler için olan bir şey. Lens içi odak motoru var. Sadece body ile arasında elektronik bağlantı var. Bu şekilde lens yapıyor. Yani günümüzdeki lenslerin temel motor fonksiyonlarının ilk atıldığı yıl yine 92. Ondan sonra 98 yılında EFS olarak geçen EF Silent Wave motor. Sessiz dalga motorunu kullanarak daha sessiz odaklama sağlıyor. Çünkü önceki EF serisini hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bayağı bir sanki tornavidayla bir şeyler çevirmeye çalışıyormuş. Tornavidanın içinde teneke çeviriyormuşsunuz gibi bir şey. Bunlar onlara göre daha nispeten sessiz bir şey. Makine tarafından kontrol ediliyor. Daha doğrusu makine tarafından kontrol ediliyor ama bir makinede odak motoruna ihtiyaç kalmıyor. Bu yüzdendir ki Nikon'un en düşük body'lerinde bunu kullanabiliyorsunuz. Lensin içerisinde bir motor var. Body'deki motorla bağımsızdır bu seri. İlk çıktığında 1500 dolarlık lenslerle çıkıyor bu. Bayağı pahalı, fakat ilerledikçe artık bütün lenslerde bulunan bir şey.
Daha sonra EFP, bunun açılımını bilmiyorum ama içerisinde step motoru varmış. Bu 2016 yılında çıkıyor. Şu zamana kadarki en sessiz odaklamayı sağlıyor Nikon'da. 2013 öncesi body'lerde kullanamıyorsunuz bunu. Ve manuel focus olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani hem manuel focus overdrive dedikleri şekilde kullanılabiliyor. Bu genelde 16-55 mm, 18-55'ti galiba. Kit lensinde yeni modelleri 3400-3500 civarı aldığınızda gelen kit lens bu oluyor. Nikon'un fotofokus teknolojisine yönelik olan yenilikleri bu kadar. Bir sonraki videonun konusu ise mekanik ve elektronik yenilikler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Butona tıklayın, yorum yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.